Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle pastane poğaçalarını aratmayacak bir poğaça tarifle geldim sizlere. En önemli özelliği de mayalı olarak hazırlamayacağız ama sanki böyle mayalı bir poğaçayı yumuşuz gibi bir dokuya, bir tada sahip. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Şimdi ilk olarak hamur hazırlamak ile işe başlıyorum. Yoğurma kabımın içerisine 2 tane tam yumurtayı alıyorum ve 1 su bardağı da yoğurdu üzerine bırakıyorum. Çırpma teliyle güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi poğaçamıza kıyır kıyır olma özelliğini verecek olan aslında içine koyacağımız tereyağı. Ben tereyağı ve zeytinyağı ikilisini beraber kullandım. Eğer şimdiye kadar denemediyseniz muhakkak deneyin. Çok güzel bir kıyırlık ve aroma bırakıyor böyle damaklarda. 175 gram tereyağını erittim ve geri kalan kısmını da gördüğünüz gibi zeytinyağı ile tamamladım. Kabıma döktüm ve karıştırmaya devam ediyorum. Böyle buram buram kokutacak olan üzerine mahlebi ekliyorum. Hem güzel bir koku bırakıyor hem de güzel bir lezzet. Bir yemek kaşığı kullandım ama sizler damak tadınıza göre isterseniz azaltabilirsiniz de. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve bir tatlı kaşığı şeker. İsterseniz şeker miktarını bir tatlı kaşığı yerine bir yemek kaşığı yapabilirsiniz. Son olarak üzerine un ve 2 pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Kabartma tozunu isterseniz 3 pakete çıkartabilirsiniz. Tadında hiçbir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Sadece poğaçanızın daha kabarık olmasını sağlayacaktır. Kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur yoğuracağız. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanıyorum ama kullanacağınız unun, yumurtanın küçüklük büyüklüğüne göre değişim gösterecektir. Bu nedenle 3 bardaktan sonrasını size tavsiyem kontrollü bir şekilde dökmeniz. Mayalı bir hamur olmadığı için arkadaşlar dinlendirmeye hiç gerek yok. Hemen bezeleme işlemine geçiyoruz. Cevizden biraz büyük olacak şekilde bezeler koparıp yuvarlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Sizler isterseniz D şeklinde, üçgen şeklinde veya gül şeklinde, yani istemiş olduğunuz herhangi bir şekilde poğaçanızı şekillendirebilirsiniz. Pardon, hamurunuzu şekillendirebilirsiniz. Poğaçamı her hazırladığımda farklı miktarda poğaça elde etmiş oluyorum ama en az 30 tane vermiş olduğum bu ölçülerden çıkıyor arkadaşlar. Sonrası değişiyor. 32 olabiliyor, 35 olabiliyor, 37 olmuş oluyor. Hani almış olduğum bezelin aslında sanırım küçüklük büyüklüğüne göre ister istemez farklılık gösterecektir. Şimdi hepsini tepsime yerleştirdikten sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim. Bir tane yumurta sarısı kullandım ama şunu söylemek isterim. Eğer elinizdeki yumurta oldukça küçükse bir tane yetmeyecektir. O zaman 2 tane kullanın. Şimdi bir tane yumurta sarısının üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar süt bırakıyorum. Poğaçamızın daha parlak olmasını sağlayacak bu süt sayesinde. Şöyle bir karıştırıyorum ve poğaçaların üzerine bolca sürüyorum fırça yardımıyla. Son olarak üzerine çörek otu serpiştiriyorum. Çörek otu yerine isterseniz susam, isterseniz mavi haşhaş, hatta çekirdek de serpebilirsiniz. Hepsi çok güzel olacaktır. Evet, şimdi fırına gitmeye hazır. Yalnız fırınımı ısıtmıyorum. Tamamen soğuk fırına, fanlı ayarda yaklaşık 190 derecelik fırında pişirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Tamamen kızarana kadar. Bir süre belirtemiyorum. Bildiğiniz gibi fırından fırına pişme süresi değişiyor. Şimdi poğaçalarım oldukça sıcak. Bakın yumuşacık. Kıyırlığı da aslında dokunmamla beraber sanırım anlıyorsunuzdur. Kendini çünkü belli ediyor, gösteriyor. Tamamen soğuduktan sonra veya ılık haldeyken servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. İçini de sizlere göstermek istiyorum. Bakın dokusu da çok güzel. İçi de böyle puf puf. Dediğim gibi kesinlikle mayalı hamuru aratmayacak şekilde en önemlisi böyle pastane poğaçası tadını veriyor olması. İçerisine eklemiş olduğumuz mahlep de çok farklı bir tat verdi arkadaşlar. Tavsiye ederim hepinizi. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Ve bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.